Şimdi Davut Sulari'ye rahmetliye, Davut Baba dedim, bu ne dedim? Erenler dedi, bu da tercan sürmelisi dedi. Nida Yani değil mi? Bey'le Nazire şeklinde, Nida Tüfekçi'nin o Yozgat sürmelisine. Ama çok tabii yaygınlaşmamasının nedeni o türkü çok muhteşem bir şey, çok zor. Yani herkesin haddi değil o koyabilmesi. O Erol Hocam bakımdan da yani bir türkü dile düşebilmesi için çok basit, çok kolay ve özellikle ritmik bakımından da daha böyle basit usulde algılanabilir olması. olursa daha çabuk dile düşüyor. Hak yani nakaratlardan en azından katılması lazım. Tercan ellerinden gelen bir güzel açmış al göğsünü yar yar sallanır bir hoş açmış al göğsünü yar yar sallanır bir hoş kınalamış parmakların elleri oturdu yanıma yar yar dillenir bir oturdu yanıma yar yar dillenir bir hoş. Davut Sulari der bağrım akar ateşi hicranı yar yar çok canlar yakar ateşi hicranı yar yar çok canlar yakar. Can alıcı gözler yüzüme bakar. Nazo eda ile yar yar dillenir bir hoş güldükçe gül yanak yar yar güllenir bir hoş. Ağzına sağlık. Gerçekten Davut Sulari'ye de Allah gani gani rahmet eylesin. Çak. Bu öyle türküler var ki bütün böyle şeyinizle söylüyorsunuz yani hücrelerinizle. Bu da o türkülerden biri değil mi hocam? Hakikaten yani çok büyük büyük performans gerektiriyor. Evet. Ama hocam ben size bir müjde vereyim aslında. Nasıl ki hani faylar yerin altında hiç kimse görmüyor. Çok büyük bir gerilim oluşuyor ve zamanla kırılıyor. Aynı onun gibi
Şu anda o kadar güzel gençlerimiz var ki, ben bu havayı konservatuvarda öğretiyorum. Ağız ve hançere teknikleri diye bir dersimiz var. Birebir bunun aynısını okuyan, aynı ruhu ve havayı veren gençlerimiz var. Ne kadar güzel. Şimdi bu güzel. Talep ne? O çok daha ayrı bir şey tabii. Evet. Önemli olan o. Yani. Ama güzel arzlar güzel talepleri de getirecek hocam. Evet. Ben biraz ona inanıyorum. Çünkü az evvel dediniz ya, hani tutulsun diye, bizim çok büyük ustalarımız bile tutulsun diye böyle affedersiniz ben adını şey koydum bunun, mutfak ağzı. Böyle mutfak ağzı okuyorlar, hani mutfaktaki kadın da eşlik etsin de. Oradan bakmamak lazım aslında müziğe. Şimdi bu olduğu için sürekli bu ve geldi tıkandı bugün artık yani. Ama güzel arzlarla artık evet, insanımız yavaş yavaş kitle genişliyor. Evet. Bir de benim gördüğüm entelektüel kesim artık buna büyük sahiplenme duygusu içerisine girdi ve çok sayıda üniversiteli ve daha üst düzey almış, eğitim almış insanlarımız artık bunların farkında vardılar. Ve gitgide daha kalitelisini talep ediyorlar. Bunu ben görüyorum. Şimdi mesele şu aslında Erol Hocam. Yani bizim yani halk müziği camiasının görevi, içeride de biraz sohbet ettik ya, sadece bir folklorik anlamda, yani müzik, folklorun müzik bölümünü icra eden bir kişiler değil, çağın müzik ihtiyacını, bu eğlence müziği de olacaktır, bu dinlenme müziği evet, de olacaktır, bu ağıt da olacaktır, bütün ihtiyacını kendi formundan hareketle evet, karşılaması lazım. Ama medyanın işte popüler müziği bu kadar insanlara enjekte etmesi, siz sadece konservatuvarda, yani bir de pazar bulmanız lazım. Bu pazara malınızı, mülkünüzü, işte neyiniz varsa dağarcığınıza koyup oraya sunmanız lazım. Böyle bir alıcı yok. Enteresandır. Yani ne yapmak lazım? Sanırım ki yine de biz iş, yani bu müzik insanlarına düşüyor. Direneceğiz. Ben her zaman söylerim, bir kültür, sanat, edebiyat bir toplumun sosyoekonomik, siyasal, iklimsel, topografik, coğrafik yapısının yansımasıdır. Bunu kuşaktan kuşağa aktarmadığımız takdirde, yani bir alev gibi beslemediğimiz takdirde gün gelecektir ki kor olacak, alev kor olacak, sonra yavaş yavaş kül olacak, sonra bir yağmur yağacak, rüzgar esecek, hiç yaşanmamışa dönecek. O bakımdan bizlere yine de direneceğiz. Hocam ben sizin gibi çok karamsar değilim. Gerçekten değilim. Neden değilim? Bir kere bakın, gençler kendi müziklerini çalıyorlar. Yani ellerindeki enstrümanları farklı da olsa. Biz doktora sınavı yapıyoruz. Bir bakıyorsunuz içeriye bir çocuk giriyor. Elinde amfisi, işte küpeli, piercingli, böyle tam bir rockçı tipiyle. Oturuyor. Biz defalarca şahit olduk buna. Başlıyor çalmaya. Veysel çalıyor. Neşet Ertaş çalıyor. Çok şaşırtıcı geldi arkadaşlarımıza ama çocuklar artık şeyin farkındalar. Ben kendi kültürüme tutunmak zorundayım. Şimdi bak, farkındalar. Öyle de Erol'cuğum. Umarız çoğalır. Ay, çoğalacak yani belki, hocam, özür diliyorum. Hocam o anlamda. İzninizle tamamlayabilir miyim? Ben inanıyorum ki şu anda bizim programımız şu anda internette. Ve geri dönüşümleri Hakkari'den geliyor. Hiç Türkiye'nin çok farklı yerlerinden, dünyanın bir ucundan geliyor. Sizin okuduğunuz bir havanın çok ince taraflarını size soruyorlar. Yani bu medyanın bize gösterdiğiyle gerçekte olan arasında çok büyük fark olduğunu biliyoruz. Ama neticede bu müzik piyasası dediğimiz şey aslında biraz belirleyici orası olduğu için, orası da tamamen metaya yönelmiş ve bahsettiğiniz emperyal kültürün güdümüne girmiş durumda. Ama geldi ne oldu? Tıkandı. Çürüdü şu anda. Kendi kendini yok eden bir yapıya dönüştü. Şimdi yeniden dikkat ederseniz bu televizyon dizileri artık hep Anadolu müziği üzerinden yürümeye başladı. Anadolu temaları öne çıkmaya başladı. Yani ben biraz sabırla yürür isek, ki zaten yapacağımız da olur. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. Halk müziğinin her zaman tabii, sabrı her yani zaman. Yani gençler çağıl çağıl geliyor ve bu farklı bir arzı ve farklı bir talebi getirecektir. İstediğim istihdam sahası yok. Bak şimdi hatırlıyorsun, o plaktan o plağa, o kasetten o kasete giderken ve günde 10 tane
kaset çaldığımız veya plak çaldığımız günler vardı. Arif, ben, işte sizler, Osman, rahmet Osman Bayşun filan. Şimdi 200 milyona yakın CD ve kaset satılırken İmeçe'de, bugün 4 milyon. O 200 milyondan 4 milyona düştü. Burada besteci beste yapamaz hale geldi veyahut da istihdam edinemez hale geldi, geçinemez hale geldi. Bu kadar refakat eden saz sanatçıları, oradaki bir dolu insanlar,